...Dvuglaska diye bir e, yerleşim yeri var. 45 bin yıllık. Yani e, Sibirya'da en eski yerleşim e, yerlerinden biridir. Homo sapiens öncesi. E, aynı zamanda e, 35 bin yıllık e, Malaya suyu ya da küçük Sıya e, diye bildiğimiz... E, ...Homo sapiens'in ilk yerleşim yer, e, yerleş, yeri olarak biliniyor. 1970'lerde keşfedilmiştir ve orada günümüzde hem Türk hem daha da geniş olarak baktığımız zaman konuya Altay halklarının göçebe halklarının kullandığı bir geleneksel çadır yuvarlak şekline sahip ve ortasında genelde ocak olur ya da ateş olur. İşte bu modelin prototipi 35 bin yıl öncesine ait. Ee, bir şekilde karşımıza hakas topraklarında çıkıyor ee, ve yine ortada e, bir e, ocak var e, ve yine tam ocağın üstünde bir delik var e, tündük e, dediğimiz günümüzde Türk dillerinde e, ve Macarca dahil e, pencere ya da tündük anlamına geliyor tabi o dönemde yerin altındadır e, bu e, barınak, ev ve girişler o delikten sağlanıyordu. Ya ama e, bu yapıyı biz tabii ki e, her ne kadar bu 35 bin yıl öncesine kadar yani taş devrine kadar e, gidiyor olsa bile paleolitik döneme kadar e, bu e, günümüzde e, göçebeler tarafından kullanılan geleneksel evin prototipi olarak arke tip olarak e, kabul edilebilir. E, dolayısıyla bu modeli günümüze kadar e, yaşatmış olduklarını görebiliyoruz ve bu şekilde ifade edebiliyoruz. Tabi evin ortasında e, ocağın tam üstünde ya da ocağın ocağın evin ortasında olması e, modeli e, yörükler tarafından Anadolu'da da yaşatılıyor. E, her ne kadar ocak öne doğru biraz kaymış olsa dahi mesela e, göçebeliği, konar göçerliği hala günümüzde de yaşatan e, sarı keçili yörüklerde mesela bunu e, gözlemledim ben şahsen. E, saha araştırmalarım esnasında e, Ocak yine ortada duruyor ama öne çekilmiş fakat e, lokasyon olarak yine ortada duruyor. Bu e, söz konusu e, bu barınak modelinin ne kadar güçlü olduğunu ve 21. yüzyıla kadar yani 3. milenyuma kadar bin yıla kadar yaşadığını gösteriyor, dayanıklı olduğunu gösteriyor ve aynı çünkü aynı zamanda bu bir e, kültürel öge, bu bir e, inansal motiftir. E, çünkü e, çadır, yani çadır tabii yanlış isim, e, her ne kadar yaygın kullanılsa bile, bunun orijinal ve gerçek adı ev, yani eb ya da ib. Hakas Türkleri ib diyorlar buna. E, bunun etrafında her şey dönüyor. Yani ocağı güneş olarak düşündüğümüz zaman etraftaki herkes e, birer gezegen e, olduğunu e, ...düşünebiliriz. Yani böyle algılayabiliriz. E, ve... E, ...bütün hareketler... E, ...o ateşin ateşin etrafında, bütün e, hayat... ...o ateşin etrafında dönüyor. Zaten... E, ...bir yere... ...ev niteliğine kazandıran ateştir. Dolayısıyla bir e, yere... ...ev ve ocak... niteliğini kazandıran yine ateştir. Ve ateş kutsaldır ve... ...ateşe yönelik dualar okunmuştur. Ve günümüzde de okunuyor. E, yani bir... E, e, nesne değil öznedir. Ateş ve adı var e, ve e, hem çarlık döneminde yani etnografik dönemde hem de e, Sovyetler döneminde kaydedilen e, çeşitli dua metinleri var. Bunlar e, Katanov tarafından da kaydedilmiş eskiden. E, daha sonra da e, çeşitli araştırmacılar e, tarafından e, kaydedilmiştir. E, i̇şte Hakas Cumhuriyeti daha sonra e, işte bu bildiğimiz yani Türk kültürü dediğimiz zaman ee, özellikle işte tarihçiler, türkologlar, arkeologların çok hızlı bir şekilde saydığı kültürlerin hepsinin e, isim kaynağı Hakas topraklarından kaynaklanmıştır. Ama bunu bir birçoğumuz bilmeyebiliriz. Ee, şimdi sayacağım, hepiniz de onları duymuş olabilirsiniz. Yani kulak aşınarlığı da olabilir. Ee, bunlar e, tazmin e, kültürü, Afanasyev kültürü, Okunev kültürü, Andronov kültürü... Karasuk Kültürü, Tagar Kültürü, Taşlık Kültürü, ondan sonra Kırgız Kültürü ya da Askiz Kültürü olarak geçiyor. Bunların hepsinin isimleri şu ya da bu şekilde tarihsel Hakas Minusinsk Vadisi topraklarından kaynaklanıyor. Ama kapsam olarak çok geniş kültürlü olabilir. Mesela Andronov gibi. Andronov ta Özbekistan, Kazakistan'a kadar batıya çok daha... Batıya kadar geniş toprakları kapsayan bir kadim kültürdür. Ama mesela Hakas topraklarında tabi görüş olarak Sovyetler döneminde şöyle bir nazariye hakimdi. Türkler Hakas topraklarına sonradan gelmiş dışarıdan gelmişler. Bunu işte Bernstein herhalde işte Yenisey Kırgızları yani bir Türk olarak e, Türkler olarak. Tabii Türkiye'de bazı araştırmacılar ki büyük araştırmacılar bunlar. E, Yenisey kırgızları Hint Avrupalara bağlamaya çalışıyorlar. İşte Türk olarak kabul etmemeye çalışıyorlar ama bunlar tabii e, yani ciddi e, e, arkeolojik e, işte kaynaklara dayalı şeylere bağlı değil. Tek dayanak işte Çinliler e, işte yeşil gözlü sarışın diye nitelemişler e, Yenisey kırgızlarını. Bir tek bu kaynak. Oysa ki bu bu kaynaktan hareketle Yinsey Kırgızlarının Hint Avrupalı olduğunu söylemek mümkün değil, kesinlikle. Değil. Yani herhangi bir Türkolog ortaya çıksın bunu demesi çok zor. Yani bunu ispatlamasa hele mümkün değil. Çünkü tabi bu mesela bazı Orta Doğu'dan gelen araştırmacılar araştırmacılar diyorum pardon, seyyahlar mesela işte e, Yeni Kırgızlarına Slav demişler, işte şöyle demişler, böyle demişler ama bunların hiçbiri tabi ciddi e, dayanaklara e, temellendirilmiş e, bilgiler değil, söylerler değil. E, daha sonra e, Okunyev, pardon, e, Okunyev'ten önce Afanasyev var. E, işte tazmin, milattan önce 4000 yıl. Milattan önce 4000 yıl tabi bizim Sümer olarak bildiğimiz e, medeniyetlerle yaşıttır. Ama tabii Sümer'i birçoğumuz bilirken e, Afanasyev ya da Tazmin kültürünü birçoğumuz bilmiyor. E, ama e, bu e, buna rağmen yaşamış bir e, kültür. ha Daha sonra mesela e, Hakas topraklarını ya da Hakas-Minusinsk vadisinin kuzeyinde 18 bin yıllık e, bir yerleşim yeri e, bulunmuştur. Yine taş devrine ait, paleolitik e, devreye ait. Bu yerleşim yerinde bir takvim bulunmuştur. Hem de sadece ay ya da sadece güneş değil ay-güneş takvimi ve yaklaşık 18 bin yıllık geçmiş olan bir takvim. Tabii çok fazla dile getirilmiyor. Ama bunu keşfeden ve bunu inceleyen profesör, doktor Larichev, tanınmış Sovyet arkeologlarından ve işte. E, ...Hakas Minusinsk toprakların kuzeyinde... E, ...dünyanın ve dolayısıyla insanlığın... E, ...gelmiş geçmiş en eski ve dolayısıyla ilk takviminin... E, ...Güney Sibirya'da keşfedilmiş olduğunu... ...ve kullanılmış olduğunu e, ifade ediyor. Kendi e, incelemelerine göre. Tabii bunlar çok önemli e, buluşlar. E, çok fazla insan tarafından e, bilinmeyen. Tabii 35 bin yıla e, eskiye gittiğimiz zaman... E, bu sefer orada şöyle bir şey çıkıyor karşımıza, e, hematit taşından yapılan bir e, çalgı. E, hematit yani kan taşından. E, bu da insanlığın en eski üflemeli çalgısıdır. Ve yine aynı şekilde 1970'lerde keşfedilmişti e, bu yerleşim yeri Sovyet arkeologlar tarafından. Ve e, adı geçer e, Profesör Larichev. E, bu çalgının e, bir benzerinin Hakas Türkleri tarafından 20. yüzyılda kullanıldığını tespit etmiştir. Dolayısıyla sosyal ve kültürel devamlıktan bahsedebiliyoruz burada. 35 bin yıldan bu yana dolayısıyla böyle çalgı olması bakımından insanlığın ilk çalgısı olması bakımından da Hakas toprakları önemlidir. Bunun dışında mesela 8. yüzyıl, milattan sonra 8. yüzyıl Orhon yazıtları, yani Göktürkler tarafından dikilen Orhon yazıtları kaydı olarak taş bağlara ya da kurbağalara, kaplum, pardon, kaplum bağları üzerinde dikilmiş olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama tabi tabii Hakas topraklarının arkeolojisini tam bilmediğimiz için böyle bir korelasyon bağlantısını kuramıyoruz. Ama ne yapmak zorundayız? Çin kültürüne bağlamak zorundayız. Kaplum kaplumbağayı. E, maalesef böyle gerçeklikler var. Fakat Hakas e, ve Güney Sibirya arkeolojisini iyi bilseydik çok rahatlıkla şunu diyebilirdik. 35 bin yıl önce zaten Kaplumbağa motifi e, Güney Sibirya'da vardır yani, mevcuttur. Dolayısıyla yani milattan sonra 8. De, 8. yüzyıl değil günümüzden 35 bin yıl önce yukarı paleolitik dönemde e, böyle bir motiften bahsedebiliyoruz. Ve bunu tespit eden Türkler değil. Bunu tespit eden Sovyet arkeologları. Dolayısıyla hani e, Türkleri herhalde m, övecek bir sebepleri yoktur. Değil mi? Yani dolayısıyla e, ben şahsen güvenebiliyorum. Yani 35 bin yıllık bir kaplumbağa e, motifi varsa e, Hakas topraklarında e, bundan ben bahsedebilirim. Yani ve dolayısıyla e, 8. yüzyıldaki e, kaideleri ben Güney Sibirya e kültürü bağlamında değerlendirebilirim yani Çin'e götürmek zorunda değilim